Selam gençler Kimya Adası'sınız Kimya Adası ders kanalına geldiniz Gençler 64 günde TET'yi doğru şekilde bitirme kampında ilerliyoruz ve Bakın katloranlar kanunu dersine kadar geldik Yani kimyanın temel kanunlarının son kısmına gelmiş olduk Ders notları kitabımız var biliyorsunuz Hemen bu ders notları kitabından bakarsak Eee neredeyiz arkadaşlar Dersimiz 29 Yani sayfa 14'ten biz burada dersimizi takip edelim Yazalım mutlaka arkadaşlar sizlere bunu öneriyorum Zaten kampımızın kaçıncı günü? ndeyiz bakalım arkadaşlar. Bugün 35. gün. Zaten arkadaşlar hemen burada bir tik atarak bu olayı da değerlendirelim. Bugün aynı zamanda ödevler de yapacağız. Size ödevler de vereceğim arkadaşlar. Ve aynı zamanda bugün yine çekiliş günü hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi bugün ne göreceğiz? elementlerin oluşturduğu farklı bileşikleri göreceğiz. AKB, Dalton, kütle oranları, molekül veya basit formül bulma gibi. E, gene al kazanlardan bahsedeceğiz. Ve ünitemizin 23 nolu sorusunu çözerek olayı anladık mı, anlamadık mı görmek istiyoruz. Umarım size fayda sağlayan güzel bir ders videosu olur arkadaşlar. <laughs> Kimyanın temel kanunları diye ne anlıyorduk? Hatırlayalım. Önce biz kütlenin korunum kanunu bulmuştuk. Lavoisier dediğimiz bir adam vardı. Bunu oluşturmuştu değil mi? Kütlenin korunumu diyelim arkadaşlar. Hem kimyasal hem de fiziksel tüm tepkimelerde kütle kaybolmaz demiştik. Daha sonra arkadaşlar Prost dediğimiz bir bilim adamı vardı. Bu da sabit oranlar kanunu bulmuştu. Sabit oranlar yasasını bulmuştu. Bu da bileşiği oluşturan elementler arasında belli kütlesel oranlar vardı. Yani elementler öyle kafalarına göre değil de belli oranlarla bir araya gelirler demişlerdi. Şimdi son yasamız arkadaşlar katlı Oranlar yasası, işte katlı oranlar yasası. Bakın burada ee, bulan kişimiz görüyorsunuz Dalton arkadaşlar. Yani kimyanın temel yasalarından üçüncüsü olan katlı oranlar kanunu, katlara oranlar yasası kim tarafından bulunmuştur? Dalton tarafından bulunmuştur. Daha önce Dalton duyduk değil mi? Ne yapmıştı? Atom modellerinden ilkini o bulmuştu. İlk başta bir modelleme önermişti bizlere. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. İki farklı element, ne yapar? Yani iki element farklı bileşikler oluşturabilirler. Yani mesela şimdi diyelim ki e, X ve Y elementleri olsun. X ve Y elementlerinden sadece mesela X2'ye bileşiği oluşmaz. Belki X'ye bileşiği de oluşabilir. Hatta işte X3Y2 bileşiği bile oluşabilir. Yani buradaki elementin özelliklerine göre değişir. Onu söyleyelim. Peki şimdi burada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu adam yani Dalton katloranlar yasasını buldu. Evet ama katloran yasasını bulurken aslında kütlenin korunumu ve sabit oranlar kanununu da kullandı. Aslında burada iki yasanın e, sentezinden oluşturduğu bir yasa. Yani katloranlar yasası aslında kütlenin korunumunu ve Sabit oranlar kanununda destekleyen bir yasadır. Bunu da unutmuyoruz tamam mı Ferhat? Unutma bunu bakalım. Hadi bakalım. Kanun bu bileşikteki atomlardan birinin kütlesinin sabit tutulup, bakın oran bulacağız ya, birinin yani iki tane bileşik elementimiz var, elementlerden birinin kütlesini sabit tutuyoruz, diğer atomların kütleleri arasındaki oranı ifade ediyor. İşte bu oran farklılaştıkça yeni bileşik oluştuğumuzu anlıyoruz. O zaman şimdi kural olabilmesi için ne olması lazım? Üç tane temel yasa, e, kuralımız var. Nedir? Bileşiklerde arkadaşlar 2 tane element olmalı. Yani şimdi şöyle 3 elementli bileşikler için bu kanun geçerli değil. Elementler tabii ki aynı olmalı benzer olmalı. Yani x ve y olacak gidip de x z olmaz yani x y ve x z bileşikleri arasında oran incelenmez. Birazdan örneklerimizi anlayacağız zaten ama şu an genel olarak anlatıyorum. Ve de bileşiklerin kaba formülleri ne olması lazım arkadaşlar? Farklı olması lazım. çünkü kaba formül nedir? Mesela diyelim ki şöyle bileşiğimiz var. C 4H8 bileşiğimiz var. Bu bizim molekül formülümüz. 4 karbon 8 hidrojen var. Ben bunları hepsini 4'e bölersem o zaman olur CH2. Bakın CH2 bizim kaba formülümüz oluyor. Kaba formüle baktığımız zaman en sade şekilde yazdık. Yani baktığımız zaman işte bir tane karbon 2 hidrojen. 4 karbon 8 hidrojen aslında 1'e 2 denk gelir burada görüyorsunuz. Bunu ifade ederiz. Tamam. Evet. Şimdi burada bir sorumuz var uygulamayla alakalı. İnceleyelim bakalım. Şimdi iki tane bileşimiz var. Birisi C3H8 diğeri de C4H6. İkisi de organik bileşikler bu arada. Onu söyleyelim propan ve bütün e, gazları görüyorsunuz. Tabi bunları organik kimyada yine anlatırız. ilerleyen derslerimizde mutlaka AYT e, kısmını anlatılır arkadaşlar. Şimdi karbon elementinin kütlesi sabit tutuyoruz. Yani birinin kütlesini sabit tutacaktık ya karbon elementinin kütlesini sabit tutacağız. Birinci bileşik hidrojen kütlesinin ikinci bileşik hidrojen kütlesinin oranı kaçtır? Şimdi elementlerin ağırlıkları var demiştik değil mi? Şimdi bakın burada 3 karbon var burada 4 karbon var. E şimdi 3 karbonun ağırlığıyla 4 karbonun ağırlığı bileşiklerde farklı olur. O zaman Şimdi bakın, benimse bir tablo yöntemimiz var. Hani bunu öneriyorum aslında. Yazabilirsiniz. Şimdi mesela ne var elimizde? Karbon ve hidrojen bileşik elementlerimiz varmış, değil mi? Şimdi şöyle yazdık elimizdeki bileşik elementlerimizi. E, kaç tane bileşiğimiz var? İki tane. Birinci bileşiğimiz diyelim, İkinci bileşiğimiz diyelim. Güzel yazalım şu tablomuzu, şöyle güzel yapalım. Evet. E, siz daha güzelini yazarsınız diye düşünüyorum. Şimdi 3 karbon 8 hidrojen. Yani bakın, birinci bileşikte 3 karbon var. İkinci bileşik, birinci bileşikte 8 tane hidrojen var. Bunu böyle yazdık. Peki ikinci bileşikteki karbon hidrojenlerine bakalım. 4 karbona 6 tane hidrojen var. Şimdi bu durumda birinin kütlesini sabit tutacağız. Arkadaşlar diyor ki karbon elementlerinin kütlesini sabit tuttuğumuz zaman hidrojen kütleleri arasındaki oranı soruyor. Zaten bakın şöyle bir şey var. E, neyi istiyorsa bize hangisinin kütleleri arasındaki oranı istiyorsa öteki elementi sabit tutmamız lazım. O zaman şimdi bakın burada 6 var, burada 8 var. Bunların kütleleri sabit değil tabii ki. E ne yaparız? Mesela 6, 8 hani payda eşitlermiş gibi. Mesela burayı bu sütunu yani bu alt kısmı 4 ile çarparız, genişletiriz. Üstü de 3 ile çarparsak bak bu durumda ne olur? Hani 24, 24 olur. O zaman şu yeni tabloyu da şuraya yazayım isteyelim arkadaşlar. Birinci bileşik, ikinci bileşiğimiz var değil mi? Şöyle bir tablo üşenmeden yazıyorum. Hani ilk sorumuz zaten burada. Diğerlerini o kadar detaylı yapmayız ama şimdi iyice anlayalım istiyorum. Karbon ve hidrojen var elimizde. Şimdi bakın 3'ü şurada çarpıyorum. 3 kere 3, 9 zaten. 3 kere 8 24 görüyorsunuz. Peki alt taraf ne oldu? Onu da kırmızılı yazalım. 4 ile çarpacağım onu da. 16 bölü 4 kere 4 16. 6 kere 4 e 24. Bakın ne oldu? Hidrojenler eşitlendi. Evet hidrojenler eşitlendi. Birinci bileşteki karbon kütlesi 9 AKB ya da 9 gramken ikinci bileşteki karbon kütlesi 16 AKB ya da işte 16 gramdır. İşte gram 16 gram olur. Sonuçta 9 bölü 16 oranımız var. O zaman ne olur bu durumda arkadaşlar? Ee, karbonların oranlarına baktığımız zaman arkadaşlar 9/16. bölü 16. Ha ben neyi buldum burada aslında? Ben burada B şıkkını bulmuş oldum. Özür dilerim. Ben A şıkkında e, hidrojen orasını istemiştim. Arkadaşlar B şıkkı 9/16 imiş. Bunu böyle bulmuş olduk. Hadi A şıkkında burayı yapı verelim. Aynı şey zaten fark etmez. Bak şimdi ne yaptık? Hidrojenleri sabitleyerek karbonlar arasındaki oranı bulduk. Peki B şıkkı ne diyor? B şıkkında da tam tersini soruyor. Bu sefer hidrojenlerin oranını soruyor gibi düşünelim. O zaman ne yapacağız? karbonların kütlelerini işleyeceğiz. Şimdi ne var arkadaşlar? Yani buraya a şıkkını gibi yazacağız. şöyle yapalım. Burası B olsun. Burası da A olsun gibi düşünelim Tamam böyle yapalım. Peki hidrojenlerin kütleler arasındaki oranını soruyorum bu sefer. Buraya yazacağım bunu yani. Şimdi o zaman bileşiklerimiz neymiş? C3H8 ve C4H6. Bu sefer tablosuz yapalım isterseniz. Hidrojenleri istiyorsam karbonları eşitleyeceğim. Ne yapacağım? O zaman üst tarafı 4 ile çarpacağım, alt tarafı da arkadaşlar 3 ile çarpacağım. Bak o zaman ne olur? Hani e, şöyle yani bakın genişleteceğim yani bileşikleri. 4 ile çarparsam bileşik ne olur? C12H 32 olur değil mi görüyorsunuz ki alttaki bileşik ne olur C12 3 ile çarpıyorum bu çünkü C12 H24 geldi görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Karbonlar. E, C 18 geldi pardon özür dilerim. Evet bu durumda karbonlar eşit görüyorsunuz. Karbonlarımız arası eşit. O zaman hidrojenler arasındaki oranımız ne olur? 32 bölü 18. Yani H1 bölü H2 oranımız görüyorsunuz ki 32 bölü 18. Sadeleştirirsen bak ne olur? 16 bölü 9 gelir. E zaten bakın ne olur? Karbonlar arasındaki oranımız 9 bölü 16 iken hidrojenler arasındaki oranımız da 16 bölü 9. Yani aslında birbirlerinin tam tersi geliyor her zaman. Birini bulur diğeri her zaman tersi diyebilirsiniz. Yani A şıkkını ve B şıkkını yerlerini değiştirdik ama siz herhalde olayı anladığınızı düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Evet soru 17. Bakalım ne diyoruz soru 17'de? Yukarıda numaralandırmış gruplardan kaç tanesi katloranlar kanuna uymaz demiş. Şimdi arkadaşlar bakalım. 2 tane ee, gruplarımız, element e, bileşiklerimiz var. Mesela birinci bileş, e, gruba baktığımız zaman potasyum var, kükürt var, oksijen var. Diğerinde de potasyum, kükürt, oksijen var. Sanki uygulanabilir gibi ama ne demiştik? İki tane element olmalı. Bakın ne var burada? Potasyum, kükürt, oksijen üç, üç türlü element var. O zaman üç türlü elementler için bunu biz sayamıyoruz. Bu olmaz arkadaşlar. Devam ediyorum şimdi. Peki amonyak ve N2H4 e, baktığımız zaman bu olur mu? E Tabii ki şimdi azot hidrojen ortak azot hidrojen ortak. Ee, şimdi hatta e, ba, e, olaya baktığımız zaman iki tane bileş e, elementimiz var. Farklı bileşikler çünkü e, basit formülleri de farklı bunların görüyorsunuz. Peki ben bunları mesela e, oranı bulayım isterseniz. Ha, burada uygulanabilir ama mesela birinci bileşiğimiz kimmiş? Amonyak'mış. İkinci bileşiğimiz de N2H4. Evet bunu mesela ben burada hidrojenleri e, oranla eşitlemek istersem üstteki bileşiği 4 ile çarparım. Alttaki bileşiği 3 ile çarparım. Şimdi burada arkadaşlar dağıtırsam e, ne olur üstteki bileşik? N4H12 olur. Alttaki bileşikte de... N6 H12 olur. Dolayısıyla bakın 4 bölü 6 oranımız var görüyor musunuz? Yani azot birinci bileşik azotun ikinci bileşik azotun oranına ne oluyor? Bakın hidrojenler eşitken 12 12 iken 4'e 6. O zaman oranımız ne olur? Kütleci oranımız 2 bölü 3 olmuş olur. Yani sonuç olarak baktığımız zaman burada bir orandan söz edebiliriz. Peki alttakine bakalım olur mu? Şimdi i̇şte alttakine baktığımız zaman arkadaşlar C2O4 ve karbondioksit. Şimdi C2O4 ama yükü eksi 2 yani bu bir iyon bileşik değil. Arkadaşlar olabilmesi için, uygulanabilmesi için bileşik olması lazım. O yüzden bu olmaz. Hani sanki olabilir gibi gözüküyor. Bunun arkadaş ismi OXALAT. c o 4 2 2 olanına sahip olan e, yapımın ismi Ama olmaz. Onu görmüş olduk. Peki buna bakalım olur mu? Şimdi evet belki klorlar ortak ama birinde kalsiyum var diğerinde alüminyum var. Arkadaşlar iki elementimizde yani ortak olması lazımdı. Kalsiyum burada var ama burada yok. Olmaz. Yani ya ikisi alüminyum olması lazım ya da ikisi de kalsiyum olması. Lazım lazım. O zaman burada da olmuyor. Peki altına bakalım. E, C2H4 C6H12. Evet sanki bakın iki tane farklı bileşik gibi görüyoruz. Evet karbon ve hidrojenler ortak. Burada uygulanabilir mi? diye baktığımız zaman arkadaşlar uygulanamaz. Niçin biliyor musunuz? Mesela bunun sabit en basit formülü olarak yazarsanız basit formülü 2'ye bölersek her her tarafını CH2 görüyorsunuz. Hani 2'yi 2'ye böldük. 1, 4'ü 2'ye böldük. 2. Peki bunu da 6'ya böldüğünüz zaman CH2 işte ikisi de CH2 CH2 uygulanabilir mi Sedat? Hayır uygulanamaz hocam diyor. Neden çünkü? İkisinin de basit formülleri aynı çünkü olmaz. O yüzden bu da olmayacağına göre burada sadece bir tane arkadaşlar uygulayabileceğimiz bir yapı vardır diyebiliriz. Peki devam arkadaşlar sorumuza devam ediyoruz. X ve Y arasında oluşan iki bileşikten birinci bileşiğin formülü X2Y5, ikinci bileşiğin formülü X3Ym olduğuna göre aynı miktar bu sefer soruyu iyi okuyalım, doğru okuyalım, hata yapmayalım. Bakın aynı miktar X ile birleşen demiş. Yani X'leri işlememiz gerekiyor. Birinci bileşikteki Y'nin kütlesinin yani Y1 bölü diyelim İkinci bileşteki y'nin kütlesinin oranı y2 oranına 3 bölü 2 demiş. Evet buna göre m nedir diye soru. İsterseniz tablo oluşturabiliriz. Şimdi birinci bileşiğimiz var ve de ikinci bileşiğimiz var değil mi? Şimdi hemen yapalım isterseniz. Evet ee, şöyle ne var? X ve y elementlerimiz var bizim burada görüyorsunuz. Birinci bileşikteki e, formülümüz x 2 y 5. Yani iki tane x varken beş tane y vardır. Buraya bunu yazdık. Peki ikinci bileşikte ne var? 3 x e, YM yani 3X varken M tane Y var. Ne demiş? Aynı miktar X ile birleşen. Şimdi X'leri işlememiz lazım. O zaman bakın yukarıda 2 var. Burada 3 var. Eşitlemek için ne yapacağız? Payda eşitlermiş gibi. Yukarısını 3 ile çarpacağız. Aşağısını da 2 ile çarpacağız. Dolayısıyla şimdi ne olur bu durumda çarparsak? Bak yeni tablomuz şu olur. Hemen yeni tablomuzu açalım, güzelleştirelim, yapalım arkadaşlar. X ve Y vardı. Evet, birinci bileşiğimizin yapısı 3 ile genişletilince 6'ya 15 oluyor. Çünkü 3 ile çarpıyorum bakın. 2 kere 3, 6. 5 kere 3, 15. Buraya da 2 ile çarpınca 6'ya 2M oluyor. Evet, bakın X'ler eşitken görüyorsunuz ki Y'ler arasındaki oranımız, yani Y1 bölü Y2 oranımız 15 bölü 2M eşittir. Neye bakın? 3 bölü 2'ye. Evet. işte buradan yazacağız ve bulacağız arkadaşlar. Bu kadar olayımız. Hani anlayacağımızı düşünüyorum aslında. Dolayısıyla şimdi burada bakın 5 olur. Burası 1 olur. Burası matematik artık arkadaşlar. İşler dışlar çarpımından m eşittir. 5 geliverdi. Cevap da bu durumda. Edirne oldu. Tabii ki. Evet. Evet arkadaşlar ünitemizin ikinci bonus sorusu. Evet bu da var. Okuyorum arkadaşlar. Soruyu gördünüz. incelediniz. Ben bu soruyu şimdi size sordum. Tabii ki siz ne yapacaksınız? Bunu cevaplayacaksınız. Instagram'a gideceksiniz. Instagram'daki o postun altında cevabını yazacaksınız. Ama bakın üniteleri karıştırmayın ha. Kimyasal, kimyan temel yasalarının sorusu bu. Ee, bunu bakalım ve biz ne veriyorduk size? Bir tane ee, TET soru bankası demiştik değil mi? Hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum arkadaşlar bizim burada sorularımız güzel sorularımız var bunları size ödevden veriyorum zaten ama evet bu şekilde size bir çekiliş olsun evet devam edelim soru 19 evet şimdi arkadaşlar bir tık daha zorlaştıracağım soruları bundan sonra eee Bakalım ne oluyor? Şimdi biraz aslında sabit oranlar yasasıyla da biraz ilişki kuralım bu sorularda aslında bakarsanız. Bazen sabit oranlar yasasını da kullanacağız. Aslında benziyor çünkü dengeliyor. E, i̇stersek sabit oranlar yasasını, istersek katlı oranlar yasasına göre yapabiliriz çünkü sorularımızı. Şimdi demişiz ki x ile y arasında oluşan iki bileşikten birinci bileşiğin 12 gramının 4 gramı y, ikinci bileşiğin de %40 x. Yani şimdi iki tane bileşiğimiz var. Şöyle yapalım mı? Tablo yazalım. x a YB diyelim birinci bileşiğimize. İkinci bileşiğimizde X, C, Y, D oluversin. Hani bu A, B, C artık neyse onlar e, bulacağız ama hani yani şöyle direkt bulamasak bile birbirine karşı oranını bulabilirim. Bilirim. Şimdi iki bileşikten birinci bileşiğin bileşik 12 gramken yani birinci bileşik 12 gramken 4 gramı Y ise. E şimdi bakın X ve Y var tabii ki bileşiklerde. 12 gramının 4 gramı Y ise geriye ne kalır Fahrettin? Söyle bakalım. Geriye tabii ki 8 gram kalır değil mi? 8 gramı da X olur. Evet. Şimdi ne diyor? Y'de de ikinci bileşiğin %40'ı X'miş. Yani o zaman şimdi bak öyle ki ikinci bileşiğimiz 100 gram olsaydı. 100'ün 100 yüzde olur tabii ki duygu? 40 gram olur değil mi? Yani o zaman ne olur bu durumda? E, 40 gram x varken geriye kalan da 60 gramı da y olur. Bakın böyle bunu yazmış oldum şimdi. Peki ben şimdi burada bir oran bulayım. Yani mesela kime eşitleyeyim ben burada? x'leri sabit tutayım. x'leri sabit tutmak için ne yaparım? Şu üstü 5 ile çarparım. 6 da 1 ile çarparım. Çünkü 5 kere 8 40 olmuş oluyor. O zaman bu duruma ne olur baktığınız zaman? Hemen e, oranla baktığınızda burası 40'a e, 20 oluyor. Burası da arkadaşlar 40'a 60 oluyor. E zaten burası bakın burası x'ler oranıydı. Burası y'ler oranıydı. İşte x'ler eşitken birinci bileşteki y'nin kütlesinin ikinci bileşteki y'nin kütlesi ne oluyor bu durumda? 20 bölü 60 ya da işte biz bunu sadeleştirirsek 1 bölü 3. İşte bizim oranımız bu. Evet pekala şimdi Soruya bakalım. Bileşikteki x'ler arasındaki oran katlı oran 2 bölü 3 müdür? Şimdi ne demiştim ben size hatırlıyorsunuz. Bir şeyin oranı bir şeyse diğeri tam tersidir. O zaman y1 bölü y2 oranı 1 bölü 3 ise x1 bölü x2 oranımızda ne olacak bu durumda? Sevda 3 bölü 1 olacak değil mi? Dolayısıyla bu yanlış oldu. Peki devam edelim. Birinci bileşim formülü x 3 y ise ikinci bileşim formülü x Hemen bakalım şimdi. Mesela deneyelim. x 3 y olsun birinci bileşimiz. İkinci bileşimiz de x olsun. Tamam mı? Şimdi zaten burada bakın y'ler ortak. Yani bir tane y var. Burada bir tane y var. Aynı sayıda. Ortak derken aynı sayıda. O zaman birinci bileşikteki yani direkt x'ler arasındaki oranını direkt yazabilirim. x 1 bölü x 2 oranımız ne olur bu durumda arkadaşlar? 3 x var. Bir tane x var. 3 bölü 1. Evet. 3 oluyor. E uydu mu? Evet. Zaten 3, 3 olacak x'ler arasındaki oranımız. E bu da 3 oldu. Evet, bu uygun arkadaşlar. Şimdi Birinci bileşikteki sabit oranımız 3 müdür? E şimdi sabit oran neydi? Kütleler arasındaki oran. Birinci bileşikim bileşiğimiz x, a, y, b olarak düşünmüştük. 8 bölü 4. Yani şöyle ki birinci bileşikte x'in kütlesinin ikinci bileşik ya birinci bileşik x'in kütlesinin y'nin kütlesinin oranı ne oluyor? Yani 8 gram x varken 4 gram da y vardır. O zaman ne olur bu oranımız? 2 olmuş olur. Yani baktığımız zaman yani 3 değil bu da olmadı. O zaman buradaki cevabımız da yalnız bir olmuş oldu. Hadi bakalım. Devam edelim mi? Biraz daha bir tık daha zorlaştırıyoruz aslında sorularımızı. İnşallah anlıyorsunuz ya. Pardon arkadaşlar. Devam edelim. X ve Y element atomlarının birleşerek X, 2 ve X, A, Y, birleşti oluşturmaktadır demiş. Yani iki tane bileşiğimiz varmış. Bunlara ait de tablolarımız var. Kütle. Bak çok güzel sorular. Yani daha da grafikler var. Bu grafiği tabloya yerleştireceğiz. Şimdi birinci bileşiğimizin formülü x, 2 ise ikinci bileşik x, a, y, B nedir diye soruyor bize. Ha, ne yapacağım şimdi? Bak şöyle yapalım. Bir iki tane bileşiğimiz var. Birinci bileşiğimiz x, 2. Değil mi? İkinci bileşiğimiz de kimmiş? X, A, Y, B. Yani bu tablolama mı yöntemi, yöntemi aslında sizin bayağı işinize yarar. Bak onu size söyleyeyim tamam mı? Böyle bunu yazalım. Evet yazalım böyle. Kim var burada? x ve y elementlerimiz var. Şimdi bakalım. Burada arkadaşlar x'in kütlesine karşılık xy2'nin kütlesinin değişimini vermiş. 3 gram x varken 10 gram bileşik var. Ha demek ki 3'e karşılık 7 olacaktır. E, toplam çünkü kütle korunmalı, değil mi? Toplam 10 gram bileşiğin 3 gramı x ise 7 gramı da y olur. Peki ikinci bileşiğe bakalım, xayb de. 7 gram arkadaşlar burada Y varmış görüyorsunuz ki e, geriye ne kalıyor baktığımız zaman arkadaşlar tabii ki 16 gram bileşiğimiz varsa geriye de 9 gram kalmış oluyor evet bunu böyle yazdıktan sonra arkadaşlar sabit oranlar yasasıyla da bunu çözebiliriz. Nasıl ki mesela şöyle yapalım mı? Mesela şimdi x 2 iki bileşiğimiz var görüyorsunuz ki şöyle bir şey yapalım. Birinci bileşteki hani x'in kütlesinin ikinci bir, bile, birinci bileşteki y'nin kütlesi oranı nedir diye baktığımız zaman 3 bölü 7 değil mi? Peki neydi olayımız? Şöyle bir şey vardı hatırlar mısınız? x 2 iki bileşiği var. Yani Bunların atom ağırlıkları vardı. 3 bölü 7 oranı ama burada ne var? Bir tane x var. 1 çarpı x'in atom ağırlığı 2 çarpı y'in atom ağırlığı şeklinde yazabiliriz. Yani x'in atom ağırlığı bakın 1'e 2'ye. O zaman x'in atom ağırlığına arkadaşlar 3k dersem... 2e7, o zaman Y'in atom ağırlığı da 3.5k oluyor. Bakın böyle bir şey bulduk. Atom ağırlıklarını yani orijinal bulduk. Peki bunu ikinci bileşiğe uygulayalım. Yani burada bakın ikinci bileşte xA yB bileşiği varken buradaki kütleci birleşme oranımız yani mx bölü my oranımız nedir diye baktığımız zaman 9 bölü 7 değil mi? Peki biz bunu nasıl yazarız? Kaç tane x var? A tane x var. A çarpı x'in atom ağırlığı B çarpı yine atom ağırlığı diyebilir miyim? Diyebilirim tabii ki. E şimdi x ve y dediğimiz yere x gördüğüm yere 3k, y gördüğüm yere 3.5k yazabilirim. Bunlar atom ağırlıkları zaten görüyorsunuz ki. O zaman ne olur? 9 bölü 7 eşittir A çarpı 3K B çarpı da 3,5k dersen bak burada ne oluyor biliyor musun şimdi? K'lar gider zaten. 3a9sa o zaman a buradan 3 gelir. 3,5b7 ise b de buradan 2 gelir. İşte bileşiğimiz ne olur? x3y2 cevapta bulunur. Yani a gördüğüm yere 3 yazıyorum. b gördüğüm yere 2 yazıyorum cevapta bu durumda. x3y2 olur. Devam edelim. 21. soruyla alakalı için iki tane tepkimemiz var görüyorsunuz. Bu tepkimelerde karbon, hidrojen, metan gazını ve asitlen gazını oluşturmuşlar. Şimdi burada demişiz ki metan ve asitlen moleküllerinin ikisi de aynı elementlerde oluştuğu halde elementlerin kütlesel oranları aynı olmadığından metan ve asitlen farklı bileşiklerdir. Evet. Dolayısıyla devam ediyoruz. Örneğin metan gazı Bromlu suyun rengini gideremez. Yani kimyasal olarak broma tepkimeye giremez. Ama asetilen broma tepkime girerek bromun menekşe rengini giderebilir. Buna göre ne oluşturabiliriz, ne anlayabiliriz? İki atom, bakın şimdi karbon ve atomlarımız var. İkisi ne yapıyorlar? Farklı bileşik oluşabilir. Evet, CH4 farklı bileşik, C2H2 yani asetilen farklı bileşik. Evet, buna ulaşabiliyoruz. Ve iki bileşiğin kimyasal özellikleri farklı. Çünkü biri mesela ne yapmış arkadaşlar? Broma tepkimeye girebilmiş, diğeri girememiş. Evet, aynı olmayabilir. Kesinlikle doğru. Bileşikler arasında katlı oran var mıdır? E zaten bunların kütleleri oranı baktığımız zaman farklı. Nedir? Mesela bakalım arkadaşlar. CH4 var ve C2H2 var değil mi? Mesela karbonları eşitlemek için buraya 2 ile çarparız. Buraya da 1 ile çarparız. Bak ne olur? C2H2 8 olur. Burası da arkadaşlar C2 H2 olur. O zaman birinci bileşteki hidrojenin kütlesinin ikinci bileşteki hidrojen kütlesine bak karbonlar eşitken 8 bölü 2 ya da işte 4 bölü 1 olacaktır. Yani bir katlı oran var mı? Var. Farklı bileşiklerde vardır bu olay. Cevap da bu durumda E şıkkı olacaktır arkadaşlar. Hadi bakalım devam ediyorum. Evet buradaki sorumuza bakalım. Aşağıdaki grafikte x ve y arasında oluşan iki farklı bileşik elementlerin kütleleri değişimini göstermişiz. Peki buna göre hangileri doğrudur diye soruyoruz. Şimdi arkadaşlar Burada neyimiz var? Bakın şimdi x'in kütlesinin y'nin kütlesinin oranı. Ben bunu yine tabloya yazayım mı? Daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi ne var? Elimde iki tane bileşik var. Birinci bileşiğimiz var. ikinci bileşiğimiz var. Tabii ki burada görüyorsunuz arkadaşlar bunları. Buradaki bileşiklere baktığımız zaman x ve y. Peki ne var? Birinci bileşikte 2 gram x varken 4 gram da y var. İkinci bileşikte bakın şurası zaten yine 2 gram x karşılık 3 gram y var. He bak şimdi ne oldu bu durumda? x'ler eşitken kütle e, y'ler arasındaki kütlece ilişkiyi bulabildim. 4 3. O zaman katlı oranlığımız 4/3. Yani birinci bileşteki y'nin kütlesinin ikinci bileşteki y'nin kütlesinin oranı 4/3'müş. Buradan bunu yakalamış olduk. Pekala buna göre şimdi diyoruz ki. Evet ne diyor soruda? Birinci bileşiğin formülü x 2 ise ikinci bileşiğin formülü x 2 y 3 müdür? Bakalım olur mu acaba? İnceleyelim. Ya deneyelim yani. x 2'ye karşılık x ye 2 y 3 olursa ben neyi bulmuştum? Hemen x'leri eşitlemek için x'leri eşitleyelim arkadaşlar. Bak burayı 2 ile çarparım. Burayı 1 ile çarparım tabii ki Bu bu bileşiği 2 ile çarpınca Genişletince x2 y4 oluyor Aşağıdaki de x2 y3 oluyor Dolayısıyla bakın e, Y'ler arasında oranımız ne olur 4 bölü 3 yani x'ler eşitken Oranımız 4 bölü 3 görüyorsunuz Evet bu uygun yani bu oldu Bu şartımız geçerli Peki ikinci bileşiğin formülü x2 y3 ise elementli atom ağırlıkları oranı 3 bölü 4 müdür Şimdi arkadaşlar x2 y3'ü biz görüyoruz tamam o olabilir. Şimdi ikinci birleşiğimizin formülü x2y3 ise. Şimdi ikinci birleşiğimizin kütlece birleşme oranımız nedir? Hani ikinci bileşiğe baktığımız zaman 2 gram x'e karşılık 3 gram y var. Yani mx bölü my oranımız bu durumda 2 bölü 3 müdür? Bunu böyle yazabildik. Peki yani 2 grama karşılık 3 gram. Peki ben bunu nasıl yazabilirim? Normalde buna göre nasıl yazabilirim? mx bölü my oranımızı nasıl, nasıl yazıyordum hatırlayalım. 2 çarpı x'in atom ağırlığı bölü. 3 çarpı yeni atom ağırlığı değil mi? Evet bunu böyle yazabiliyordum. İşte 2 bölü 3, 2x bölü 3 şey. Yani atom ağırlıkları oranını böyle kıyaslayabilirim. İşte aynı oran. 2 bölü 3 eşittir. 2 çarpı x'in atom ağırlığı 3 çarpı y'nin atom ağırlığı ise işte iki, bak buna 2'ler gidiyor 3'ler de gidiyor. X'in atom ağırlığı y'nin atom ağırlığı bu durumda eşit gelir. Yani atom ağırlığı oranı 3 bölü 4 olmaz. Birleşik x arasındaki katlı oran 1 midir? Arkadaşlar y'ler arasındaki katlı oran 4 bölü 3 ise x'ler arasındaki katlı oran nedir? Hemen söyle Sevda. 3 bölü 4 değil midir? Evet 3 bölü 4'tür diye söyleyebiliriz değil mi Nurcan? Bu şekilde bunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden bu ifademiz yanlış oluyor. Cevap da bu durumda yalnız bir oluyor. Şimdi dersin başında geçtiğim bir soru vardı. Hemen ona bakalım isterseniz. Şimdi burada iki tane ee, bileşiğimiz var. A2B3 ve AXBY bileşikleri var. Şimdi burada ben bileşikler arasındaki tablo olarak vermişim. Buna göre AXBY bileşiği ne olur diye sormuşum. Gene bunu isterseniz sabit oranlar açısından çözebilirim. Nasıl yapabilirim? Mesela A2B3 için yazalım. Şimdi nedir bu A2B3 için olayımız? A'nın kütlesine karşılık B'nin kütlesini nasıl bulabilirim normalde hatırlayalım? Şöyle yapıyordum: 2 çarpı A atomunun atom kütlesi e, mo, e, ba, bölü 3 çarpı B'nin atom kütlesi diyecektik değil mi? Peki bu oran tablodan gözüküyor zaten 24, 12 yani 24 gram burada bileşik de A varsa 12 gram da B var. O zaman nedir arkadaşlar? 24, 12 yazabilirim ben burada. E, arkadaşlar ne oluyor bu durumda? 2a24 ise e, a buradan 12 gelir. B de bu durumda 3b 12 12 ise b de bu durumda arkadaşlar görüyorsunuz ki 4 gelir. Yani Hatta sadeleştirebilirim ben burada A'nın atom kütlesine 3k dersem, B'nin atom kütlesine k olmuş oluyor görürsün böyle bunu yazabilirim. Peki aynısını bunun için yazabiliriz. Mesela nedir? AXB'ye Axby için nasıl yazabilirim? MA bölü yani birleşik A'nın kütlesinin B'nin kütlesinin oranını yazabilirim. Şöyle yazdığımız zaman neymiş bu oranımız? 36 bölü 16'ymiş değil mi? Görüyorsunuz burada görebiliyorsunuz Peki ben bunu nasıl yazabilirdim? Aslında şöyle yazabilirdim. X çarpı A'nın atom kütlesi bölü. E, y çarpı B'nin atom kütlesi miydi? İşte A'nın atom kütlesi 3K iken B'nin atom kütlesi de K olmuş oluyor zaten. Dolayısıyla bakın şimdi şöyle. 36 bölü 16 eşittir. X çarpı A gördüğüm yeri 3K yazacağım. B gördüğüm yere de arkadaşlar K yazacağım. İşte buradan ben burada sanki çözebilirim diye düşünüyorum. İşte burada K'lar e, gidebilir değil mi? Gider burada baktığınız zaman. K'lar gitti. Evet. Ne olur bu durumda? Hatta sadeleştirebiliriz. 4'e e bölsek bakın 9 olur. 4'e bölsek 4 olur aslında bakarsanız. Arkadaşlar e, ne olur? E, şöyle bir şey oldu bakın. 3x9 y eşittir 4. Yani şöyle bir şey oldu. E, nereye yazayım? Şuraya yazayım. 9 bölü 4 eşittir diyorum. 3x bölü y. İşte 3x9'sa 9 x'e 3 dersek e, y de burada durumda 4 oluyor görüyorsunuz arkadaşlar. Y işte çünkü 1, 4 oluyor. O zaman x3 y4 bileşi yani e, daha doğrusu a3 b4 bileşi hani x ve y'yi bu şekilde ben yazabilirim arkadaşlar. Bu şekilde cevabı değişik olarak yazabiliriz. Evet bu şekilde e, ne oldu? Üniteyi bitirdik tabii ki. Üniteyi bitirdikten sonra ne yapıyoruz? Hemen ödevlendirme yapıyoruz. Ödevlendirmeye baktığımız zaman ne göreceğim ben burada? İki tane kitabımız var şu anda bugün için size bu ödevleri veriyorum. Bakın zaten bugün ödev yapıyoruz aynı zamanda. Unutmayın bunları arkadaşlar. Bunlar mutlaka yapılması gereken ödevler var. Ödev yapmazsak biz bu konuları zaten öğrenemeyiz. Hemen bakalım ne demişiz? Sayfa arkadaşlar burada incelediğimiz zaman... Evet sayfa 16 ile 17 arasındaki bir kere bu kitaptan yapıyoruz. Ders notları kitabımızdan. Sonra ben size zaten şurada biliyorsunuz sayfa 114'te başlıyordu testlerimiz. Evet, kısım kısım vermiştim. 114 ile 117 arasında da yapmadığınız, yani katlı oranlar yasasına ait olan soruları da mutlaka çözüyorsunuz. Çözemediklerinizin çözümlerini izliyorsunuz. Onları da ben anlattım sizlere. Umarım size fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir sonraki, e, de, yargı dersimize genel bir, tabii ki şey yapacağız. Yani e, bu yasaları e, özetleyecek, güzel bir şekilde anlatacak bir de Kamp Plus videomuz var. Onu da izleyeceğiz. Sonra yarın da yine ödevlendirmemiz var. Bu şekilde kimyan temel yasaları iyi bir şekilde öğreniyoruz. Çünkü Üniversitede ÖSYM soru getiriyor bununla alakalı sınavda bize. O yüzden biz bu sorulardan başarılı olmak istiyorsak çözeceğiz arkadaşlar bol miktarda. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar.